müteallim okumalarına devam ediyoruz. En son sayfa 80'de kalmıştık. Yine temel itibariyle marifetullah'a götüren metot. Bunun üzerinde duruyordu. En son ayetlerden örnekler vermişti. 80. sayfanın başında kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Elhamdülillah, hamden ve şükren lillah, salatan ve selamen ala Resulillah. Tehassehum alel fikri fi emrihi ve nazari fi mucizetihi li teallemu ve li صدقهم فيما يوعدهم به من العذاب في ترك الإيمان به. Diyor ki burada onları yani muhtemelen ayetlere vurgu yaparak, ayetlere işaret ederek burada kişinin kendi içinde düşünmeye Allah'ın sevk ettiğini, yani kendi işi nedir? İnsanı dünyada imtihan dünyasında onu doğru bir bakış açısına ulaştıracak metot, yol onu söylüyor. Bu konuda düşünmeye bir teşvik var. Düşünmeye, fikretmeye, akletmeye, işte Allah'ın mucizesini üzerinde düşünmeye ki böylece onun doğruluğu anlaşılır. Yani eğer Allah'a iman terk edilir ise burada vaat edilen azabın geleceği ifade edilir. Sümme nebbehe eydan yine şuraya dikkat çekiyor. Ala ennehu halikul lena bi kavli teala. Yani şu sözüyle Allah Teala aslında bizim yaratıcımız olduğuna dikkat çekiyor. Eferaeytum ma tumnuna. Yani akıttığınız meni düşündünüz mü hiç düşünmediniz mi? Entum tahluqunahu, yani onu yaratan siz misiniz? Em nahnul halikun, veya biz miyiz? İnsan bir durup düşünür şeklinde düşünmeye bir dikkat çekme, düşünmenin insanı doğruya götüreceğine dair bir yol gösterme var. فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا اَنْ يَقُولُوا نَحْنُ نَخْلُقُ مَا تَمَنِّيهِمْ الْوَلَدَ فَلَا يَكُونُ وَضْعُ كَرَاهَتِهِمْ لَهُ فَيَكُونَ. Yani şimdi insanlar işte yani biz yaratıcıyız, İşte bir çocuk olmasını istiyoruz. Yani bu hoş görülmeyen bir bağlamda olsa bile illa olsun şeklinde diyecek bir kudrete sahip değildir insanlar. İnsanların hiç yani bu Allah-u Teala'nın yapmış olduğu, yaratmış olduğu şeyleri yaratma kudretleri yoktur. Size bunu demeye getiriyor. Ve kal اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ. Tabi burada ayetlerde dikkat ederseniz karşılaştırmalı bir şekilde düşünmeye teşvik var. Yani bir şeyin tezi ve antitezi. Tabii ki burada doğru olana doğru bir yönlendirme var. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ. Yani siz hiçbir şeyden yaratılmadınız mı? Yani esasında insan, alem, varlık, yani mümkün varlık yoktan yaratılmıştır. Doğru olanı bu. Bunu ve bunun zıttını söyleyerek insanı düşünmeye teşvik ediyor. Emhumul halikune, veya bu insanlar mı yaratandır? Bak, yani min gayri şeyin halakahum, Allahu Teala. Yani burada ne işaret ediyor? Onların yoktan, Allah'ın onları yoktan yarattığını ifade ediyor. Fenebbehe cemi delike, bütün bunları yaparken de dikkat çektiği şey nedir? Alel nazari vel fikri fi emril mahlukati
vel istidlali ala halikaha biha vel vukufi ala enne halikaha gayba. Yani burada şu bağlamlara, şu noktalara dikkat çekiyor. Şu 3-4 noktaya. Bir, insanları özellikle yaratılmışlar hakkında düşünmeye teşvik var. Bütün burada kullanılan argümanlarla. Başka, yani ve bu yaratılmış olanlar üzerinden yaratıcıya bir delillendirme yoluyla ulaşmaya bir dikkat çekme var. Başka ve özellikle o bütün alemi yaratan Allahu Teala'nın bu yarattıklarından tamamen farklı olduğuna bir dikkat çekmenin olduğunu görüyoruz. Sümme nebbehe en tevhidin. Sonra neye dikkat çekiyor? Allah-u Teala'nın tevhidine, yani Allah-u Teala'nın biricik olmasına, bir tek olmasına dikkat çekiyor. Fe innehu bima eşara ileyhi fi kavli Teala, yani Allah-u Teala'nın şu sözünde işaret ettiği şekliyle لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ şayet yerde ve göklerde ilahlar olsaydı illallahu Allah'tan başka lefesedeta. Bunlar ne olurdu? Yok olurdu. Düzenleri bozulurdu. Kaos ortaya çıkardı. Ve bi kavlihi yine şu ayet-i kerimeyle İzen lezehebe kullun ileyhi bima halaka şayet öyle çok ilahlar olsaydı herkes kendisini dayatırdı. Kendi yolunu ön plana çıkarmaya çalışır idi. Ve le'ale ba'duhum ala ba'd. Ve birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışırlardı. Bak ne yapıyor? Düşünmeye teşvik ediyor. Ve bi kavlihi tabi yani insan bunu hayatında da ne diyelim aslında tecrübe ettiği şeylerden yola çıkarak söylüyor. Yani en azından dünyadaki siyaset kavgasını düşünün. Hükümdarlık kavgasını düşünün. Yani insanın böyle bir tecrübesi var. Bu tecrübeden hareketle bu noktada da bir karşılaştırma yapmasının işaret edildiğini görüyoruz. Ve bi kavlihi teala lebtegav ile dil arşi sebile ve hepsi de yani arşa gidecek bir yol ararlardı şeklinde. Tabii yani ilk muhatap kitle şey olduğu için Hicaz bölgesindeki Araplar ve Mekke'deki Araplar olduğu düşünülürse onların düşünce dünyasından hareketle burada bir ne diyelim retorik kullanılıyor ve düşünmenin yolu öğretiliyor. Vel aslu indel mutekellimine fi edilleti tevhidil ilahi yani kelamcılara göre tek bir ilahın tevhidi yani Allah'ın birliğinin delilleri noktasındaki ilke la yahrucu an hadha'l ma'na allazi ashara ileyhi ve nebbe aleyhi yani Allah Teala'nın bu ayetlerde işaret ettiği ve dikkat çektiği manadır. Manadan başka bir şey değildir. Bütün deliller bu manayı ortaya koymak için yapılır. Evet, geçiyoruz 81. sayfaya. Ve innema fasolu hadil cümlete işte bu temel ilkeyi, bu temel cümleyi detaylandırırlar. Ve beyyenu veçhe vuku'il fesadi tedbiri işte yani şayet başka ilahlar olur ise yani yeryüzünde ve göklerde nasıl bir yok oluşun
bozuluşun, sistemsizliğin olacağını açıklarlar. Ve alâ ba'dil âliyet alâ ba'di, yine bu ilahların birbirlerine galebe çalmaya çalışmalarını anlatırlar. Li kavnihel âlihete ekser min vahidin. Şayet işte lev kânel âlihetu ekser min vahid. Şayet tek bir ilahtan başka ilahlar olsa idi, işte birbirlerine galebe çalmaya çalışırlar ve yeryüzünde ve göklerde bozgunculuk çıkardı şeklinde bunu detaylı bir şekilde açıklarlar. وَكَذَلِكَ نَبَّهَ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْآيِ. Yine Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede dikkat çekiyor. عَلَى صِحَّةِ اَمْرِ الْاِبَادَةِ. Yani doğru kulluk nasıl bir şeydir? Nasıl yani doğru kulluğun aslı, esası, hakikati doğru bir şekilde ortaya çıkmasına dair ayetlerde, birçok ayette bu konuya dikkat çeker. Ve kurbi zelike minel emsali ve eşbahi, işte buna ilişkin birçok örnekler getirir, örneklerle açıklar. Fima beyyennehu alel hücceti ala mümkinil iadeti. Da iade, tekrar diriltilmek. Yani ahiret hayatı da diyebiliriz genel itibariyle. Yani ahireti inkar edenlere karşı getirdiği delilini açıklarken birçok örnekler verdiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani bir anlamda insanın tecrübe ettiği şeyleri yaklaştırarak soyut olan şeyler hakkında da sağlıklı fikir yürütmesini sağlar demek istiyor. Fetecidehu yekulu, ve şöyle dediğini görürsün. İnne zâlike ke ihyâil ardil hâmideti bil matar. Yani bu neye benzer? Tekrar diriltmek. Yani düşünün, kupkuru, kurak bir toprak. Bütün nebatat kurumuş, hiçbir canlılık işareti yok. Bunu tekrar yağmur yağdırarak diriltmesi. Bu yağmurun yağması sonucunda ve hurucin nebati minha ba'de zehabihi anha. Yağmur yağınca ne oluyor? Şeyler, bitkiler çıkıyor ve ilk halinin tam tersine bir durum var. İlk başta ne ot var, ne bir şey var, ne hayat var. Ve yağmur yağdıktan sonra toprak canlanıyor. Bu arada türlü otlar, bitkiler çıkıyor. Aynı bunun gibidir diyor. Yani diriltilmeyi ilk yaratılmaya benzetme durumu var. Ve yekulu muakkiden, ve bu noktayı vurgulayarak şöyle diyor. Kezelikel hurucu. Yani tekrar diriltilmek, huruç yine burada. Yani insanların mezarlarından çıkarak dirilmesini ifade etmektedir huruç. Tekrar diriltilme de bu şekildedir. Aynı buna benzer. Yani kuru bir toprağa yağan yağmurun etkisiyle yeşilliğin tekrar neşvinema etmesi gibidir. Yuridu en nuşura vel ba'se. Yani burada kastettiği nedir? Nuşur, yayılma. Ve ba'f, tekrar gönderilme, diriltilme. Ve huve beyyennehu bil ittidai alel ayeti ve yakul. Yani ne yapıyor? Başlangıca dikkat çekerek, oradan başlayarak ayetlerde bu konuyu açıklıyor. Ve lekad alimtum en neş'etel ula. Yani siz biliyorsunuz yani ilk yaratılışı. Çünkü insan var. Var olduğunu görüyor. Somut bir tecrübe var. Felevla tezekkerun. Hiç ders çıkarmıyorsunuz. Hiç ders almıyorsunuz. Ey la tezekkerune. Mesta'abettum minel iadeti bil ibtidai. Yani şeyin de tekrar yaratılışın da baştaki gibi olacağı konusuna, tamam mı?
anlama, vukufiyet getirme, buna boyun eğme, hiç bu konularda ders almıyorsun. Ve innellezî kadde alâ ibtidâin, yani ilk yaratılışa kudreti olan, kaddere alel iadet. Tekrar diriltmeye de neyi vardır? Kudreti vardır. Dolayısıyla istihaleti ademi kudreti kadimet. Zira böyle kadim bir kudretin yokluğu imkansızdır. Eğer böyle bir kadim bir kudret olmasa, ki yani burada kastedilen kadim kudret Allah-u Teala'nın kudreti, bu kadim kudret nasıl ki ilk defa yaratıyorsa bunları tekrar diriltmeye kadirdir. Bunun tek yolu budur. Ve vücubi taallukiha bima la gayete lehu min makdurati. Ve Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu şeylerle olan ilişkide ilişkinin zorunluluğu da bunu gerektir. Ve burada da ne diyelim, bir şey aranmaz. Çünkü kanunu, kuralı koyan odur. Hatta Kâle Azze ve Celle ve Allah-u Teala buyuruyor ki وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوُ الْخَلْقَ, o ki yaratılışa başlayandır. ثُمَّ يُعِيدُهُ, bunu tekrarlayandır. Bunu tekrar yapandır. وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ, bu onun için çok kolaydır. Yani bu da vurgulanır. Yani ilk yaratmak mı zordur? Tekrar yaratmak. Doğal olarak insana vereceği cevap nedir? İlk yaratmak. İlk yaratma zaten gerçekleşmiş. Bunu kabul ediyorsan tekrar diriltilmeyi hayli hayli kabul etmen gerekir gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Yuridu ala hukmil adeti indik. Yani burada, yani insanın şahit olduğu, ne diyelim, alışık olduğu tabiatın kurallarından, bunun hükmünden bahsediyor. Emma Allahu Celle Celaluhu feleyse şeyun ehvenu aleyhi min şey. Yani Allah'a zor olan hiçbir şey yoktur. Velakin ahaduna sehmu aleyhi min el ihtizai ala ma sabaka ma la yeselu aleyhi min el ibtidai. Yani bizim durumumuzu düşünün. Yani ya bir anlamda buradan da örnek alma durumu var. Yani bir şeyin ilkini yapmak daha zordur. Yani ikincisini yapmak daha kolaydır. Ve ibtidâ-ı zâlike ve i'adetuhu fi kitâbihi, işte yani bunun ilk defa yapılışı, tekrar bunun yapılışı kitapta geçtiği üzere fi gayri mevzu'in mimma kesrel havdu fi vakti nebi sallallahu aleyhi ve sellem minel müşrikine. Yani müşrikler, yani Hazreti Peygamber'in zamanında müşriklerin çok da daldığı bir konu değildi. Sadece yüzeysel olarak inkar ediyorlardı. Vakaleyden yine buyuruyor ki وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. İşte o inkarcı tip ne yapıyor? Kendi yaratılışını unutup bir de bize mesel getirmeye, örnek getirmeye çalışıyor. فَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ, yani Allah-u Teala bu ayetiyle şuna dikkat çekiyor. وَنَسِيَ خَلْقَهُ عَلَى مَوْضِعِ حُجَّةِ عَلَيْهِ بِالْاِقْرَارِهِ. Yani aslında kişi, o inkarcı kişi, o ilk yaratılışı kabul ediyor, ikrar ediyor. Ama bunu unutuyor, bilinçli olarak bir kenara bırakıyor ve saçma sapan bir karşı çıkışla olaya yaklaşıyor. Ve inkârihil iadeti, yani halbuki yaratıldığını bir anlamda kabul etmiş oldu. Fakat neyi inkar ediyor? Tekrar diriltilmeyi. Fe'arafahu, burada kişi öğreniyor. Neyi öğreniyor? Ennel i'adete kel ibtidai.
Yani tekrar diriltme ve diriltilme aynı ilk yaratma yaratılma gibidir. Ve inne zalike fi sıhhat imkanihi ve tevehhumihi min el kadir aleyhi kel ibtidai. Yani bu işin imkanı bağlamında, yani ilk defa yaratmaya gücü yeten ikinci defa da yaratır. Ela fevvale beynehuma. Ki yani bu ikisini de ne yapıyor? İkisi arasında bir tercih yapıyor. Yaratma veya yaratmama. Veya işte ilk yaratma, tekrar yaratma. Ve kâle Teala, yine Allah Teala buyuruyor. Kul yuhyihellezî enşâhe evvele merrah. De ki, ilk defa yaratan onları diriltecek. Şu an isim aklıma gelmiyor. O müşriklerden bir tanesi Hazreti Peygamber'in karşısına geçip böyle bir kemiği ufalayarak meydan okuyordu ya. Yani bunu mu diriltecek diye Hazreti Peygamber'e Allah tarafından söylenen şey ne? De ki, onu ilk defa yaratan onu tekrar diriltecektir. Ve zâde fil hicâci, buradaki tartışmada, münakaşada eyden ekliyor. Niye ekliyor? Fakale şöyle diyerek اَلَّذ۪ي ceale lekum mine الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ nara. Yine insanın gördüğü bir takım şeylerden hareketle olay açıklıyor. Yani siz görmüyor musunuz? Yani o ne yapar? İşte yemyeşil bir ağaçtan ateş çıkarır. Yuridu bihi ettenbihi ala kudreti. Yani burada Allah-u Teala'nın kudretine bir dikkat çekme vardır. Nedir? O ala hırgül hayati fil ivamir ramimi. Yani böyle çürümüş, bozulmuş kemikleri tekrar diriltme, ona hayat verme kudretine bir dikkat çekme vardır. Ne gibi? Neye benzetiyor? Kema halakennâra fîşşecerîl ahvari ma hararetiha ve yibûsiha. Şimdi yeşillik deyince yeşil bir ağaç ıslaktır. Yani su ateşi söndürür. Böyle yeşil bir ağacı, işte ateşin tabiatı nedir? Sıcaklıktır, kuruluktur. Ve nedavetiş feceri rutubeti. Ağacın da ıslaklığı vardır, yaşlığı vardır. Ha, yani böyle bir ağacı, işte yani ne yapıyor? Allah Teala bundan ateş çıkar. Yani dirilttiği, yemyeşil kıldığını tekrar bunda canlılığı yok ediyor ve ateş çıkarıyor. Yani farklı hallerden farklı hallere getiriyor. Ya ala manel cemi beynehuma. Yani burada şunu kastetmiyor diyor. Yani ağaç yemyeşilken yani yakıyor anlamında değil. Yani burada birbirine zıt durumlar var. İşte yaşlık, kuruluk. Anlatabildim mi? Yani bu ikisi aynı anda bulunur şeklinde bir şey değildir. Bel ala ma'na iddali ahadihima bi sahibi. Yani bir durumu diğer durumla değiştirmek. Yaşlığı ortadan kaldırdığınızda kuruluk ortaya çıkar. Kuruluğu kaldırdığınızda yaşlılık ortaya çıkar. Bunu yapan güç kimdir? Allah-u Teala'nın kudretidir. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Hâzâ yine detaylandırıyor konuyu. Mâ ahbar an İbrahim'e salavatullahi aleyhi, yine Hazreti İbrahim'den de Allah-u Teala örnekler getiriyor, bize haber veriyor. Nedir o haber? Ennehu âce kavmehu. Yani kavmiyle tartışıyor ve onlara delil getiriyor, değil mi? Hazreti İbrahim. Fe haccehum, deliller getiriyor ve ahbara,
ennehu atahu tilkel hüccete ve Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e bu delili verdiğinden bahsediyor. Fekale diyor ki tilke ve tilke hüccetuna. İşte bu bizim delilimizdir. Ateyna İbrahim ala kavmihi. Kavmine karşı Hazreti İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Kanıtımızdır. Tabi yani delil, hüccet, burhan bunlar çok güçlü kavramlardır. Bir şeyin hakikatini veya bir şeyin batıllığını gösteren şeylerdir. Bunlar arasında da bir derecelendirme vardır. İlk önce yani kuvvet bakımından alttan yukarıya doğru ilk önce delil gelir. Ondan daha güçlü olarak hüccet gelir. En üst seviye olarak da burhan gelir. Ve bu üç kavram da Kur'an-ı Kerim'de kullanılır. Feminen nâsi men yekûlû. İnsanlardan şöyle diyenler de vardır. İnneha hiye mâ zekerehu fî kavlihi. İşte yani ayet-i kerimede geçtiği, zikrettiği üzere felemmâ efele. İşte o şeyleri düşünün. Yıldız, ay, güneş, değil mi? Her biri uful ediyor. Yani batıyor. Yok oluyor. Ufuktan kayboluyor. Felemme efele battığında kâne dedi ki la uhibbul afiline batanları sevmem. Fenebbehe burada dikkat çekiyor. Neye çekiyor? An hudûsi şemsi vel kamer. Yani güneş ve ayın sonradan olduğuna. Yani hudûs neyi ifade ediyor? Zamansal merkezde bir şeyin sonradanlığını, sonradan olan şeyin de yaratılmışlığını ifade eden bir kavramdır. Hudus, yani güneşin ve ayın yaratılmışlığına dikkat çekiyor. Ve ennehu dolayısıyla la yaliku bihima ar-rububiyyete vel-ilahiyyete li-ufulihima. Bu batmalarından, ufuktan kaybolmalarından dolayı bunlar ne Rabbiye ne de ilahına layık değildirler. Sonucu çıkıyor. Ve zelike çünkü min alamati hudusiha bunların hudusihima bunların yaratılmış olmalarının göstergelerinden nişanelerinden olan nedir? Kıbeli enne ma taakabet aleyhil ekvanul muhtelifet. Yani ekvan, kevn, oluşlar. Yani benzer veya farklı burada muhtelif ediyor. Farklı hallerin arka arkaya ortaya çıkması. Teakup şunu ifade eder. Zıt şeylerin arka arkaya gelmesini ifade eder. Teceddüt ise benzer şeylerin arka arkaya gelmesini ifade eder. Yani doğmanın zıttı nedir? Batma. Doğma varsa batma yoktur. Batma varsa doğma yoktur şeklinde. Bu da nedir? Bir şeyin sonradan olduğu, yaratıldığı anlamına gelir. Delle teakubuhuma bunların bu şekilde farklı hallere girmesi ala hudusihi neyi gösterir? Onların yaratılmış olduğunu gösterir. Ve hâzâ işte bu ve'd-delîlu alâ hudûsi sâiril ecsâm. Şimdi bu işte gök diyorsun, ay diyorsun, güneş diyorsun. Yani insanın tahayyül en büyük şeyler. Bunlar hadis ise, sonradan olma ise, bunlar yaratılmış ise dolayısıyla bunların etkisinde olan diğer cisimler de nedir? Hadistir. Yani sonradan olmadır, yaratılmıştır. O imkanet ibaratül mütekellimine fi tahtelifu. Yani bu konuyu açıklama bağlamında kelamcıların ibareleri değişik olsa da
فَاِنَّ النُّكْتَةَ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهِ الْبَابُ Bu konunun geçtiği çerçevedeki nükte, ana tema la tahruc an hadha al-ma'na. Yani burada bahsedilen temel anlamın dışında değildir. Hepsi aynı şeyi farklı ibarelerle anlatmaktadır. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ Onlardan şöyle diyen vardır. اِنَّهَا ف۪ي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ مُخْبِرًا عَنْهُ Allah-u Teala'nın ayetinde şöyle haber vererek geçer. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ Şöyle yıldızlara bir bakış attı. فَقَالَ dedi ki اِنِّي سَقِيمٌ Ben hastayım dedi. Ben rahatsızım dedi. El-kıssatu ila ahiriha yani işte Hazreti İbrahim'in kıssası anlatılıyor burada. Hasebe eyrihim bi'ibadeti ma la yesma'u ve la yabsuru ve la yughni anhum şey'a. Yani aslında Hazreti İbrahim burada yapmış olduğu delillendirmeler ile ne yapıyor? Duymayan, görmeyen, insanlardan hiçbir şeyi götürmeye, hiçbir faydası olmayan şeylere kulluk etmelerinin ne kadar saçma olduğunu gösteriyor. Onları kınıyor, onlarla alay ediyor. وَسَّفَّهَهُمْ فِي عِبَادَتِي مَا يَنْحِتُونَ بِاَيْدِهِمْ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا Yani onları sefih olarak gösteriyor. Ne kadar kendi kadirlerini kıymetten düşüren, saçma sapan, onları insanlıktan çıkaran şeylere ibadet ettiklerini gösteriyor. İşte yani kendi elleriyle oydukları, şekillendirdikleri, onlara hiçbir zarar veremeyen, hiçbir fayda veremeyen şeylere kulluk ederek yani çok sefih bir durumda olduklarını gösteriyor. Ve nebbe aleyhler ki bir kavli yine bu bağlama Allah-u Teala şu sünniyle dikkat çekiyor. Fes'eluhum onlardan isteyin. İmkânû yantıkûne eğer konuşabiliyorlarsa. İsteyin bakalım. Tarifennehum yani onları aslında burada tarif ediyor. Alâ ibadetiyim. Yani bir anlamda batılı olan kulluklarını burada tarif ediyor bu ifadelerle. مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَنْتِقُ وَلَا يَتَكَلَّمُ اِلَّا غَيْرِ ذَٰلِكَ Yani ne fayda veren, ne zarar veren, ne konuşabilen buna benzer. Bunlar bimâ yatûlül kitâbu bihi. Yani bunları söylersek kitap buradaki satırlar uzar gider. Bunları yapamayan şeylere kulluk etmelerini tarif ediyor. Mimme esbar an evliyaihi ve enbiyaihi yani burada neyi anlatıyor? İşte dostları Allah-u Teala dostları peygamberleri aracılığıyla anlatıyor. Yani insanların içerisinde insanlarla tartışırken, konuşurken nasıl tarif bir şey yapıyorlar? Min ihticacihim, ihticacatihim alel muhalifine Yani gerçek dine muhalif olan insanlara getirdikleri delilleri anlatarak kim getiriyor bu delilleri? Allah-u Teala'nın dostları, peygamberleri bunları anlatarak, haber vererek gösteriyor. Fî medhihi lehum aleyhe ve bu şekilde onların delil getiren, delilli olarak doğruyu doğru, yanlış yanlış bilmelerini insanlar övüyor ve diyor ki siz de bu dostlarım gibi olun, bu peygamberlerim gibi olun şeklinde bir yönlendirme de yapılıyor. Haza ma emarallahu bihi min fikri ve nazari ve itibari fi kesirin min ey kitabi emren amen. Genel itibariyle Allah-u Teala'nın emrettiği düşünme, ibret alma, fikretme şeyi budur. Vakat alimna diyoruz ki ennes sabiqine ilel imani bihi yani iman etmede önce olan kimseler yani ilk iman edenler
Ki bunlar min efadili sahabet. Sahabenin önde gelenler. Emseku derike. Bu yukarıda bahsedilen rehberliğe, tamam mı? Yani delilli düşünme, ibret alma, buna sıkı sıkıya tutunmuşlardır. Ve ata'u Teala fihi, ve bu bağlamda Allahu Teala itaat etmişlerdir. Vakat kânet basâiruhum, basiretleri açılmıştır. Vakat ve etemmu min besairi gayrihim, ve diğerlerinin bakış açılarından daha sağlam bir basirete sahip olmuşlardır. Ve lem yasilû ileyhâ illâ bil fikri vel ilmeti, ki bu seviyede ancak insanlar nasıl ulaşırlar? Düşünmek ve mukarene etmek suretiyle, ders almak suretiyle ulaşırlar. Fedelletna hâzi cümletu ala. Dolayısıyla bu cümle bizi şuna götürüyor. Şuna işaret ediyor. Enne ashab-ı Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fekkeru ve nazaru ve a'teberu ve arafu ma vecebe aleyhim. Yani Hazreti Peygamber'in arkadaşları, ashab, düşünüyorlardı, fikrediyorlardı, ders alıyorlardı ve üzerlerine vacip olan şeyi biliyorlardı. Ne o? En ya'rifuhu min sıfatil ma'budi. Yani ma'budun, tapınılacak, kulluk edilecek gerçek Rabbin niteliklerini öğrenerek, ki bu onlara vaciptir. Bütün insana. Ve ahkamir rasulü, işte peygamberin getirmiş olduğu hükümleri öğrenerek. Ve inne ma'arifahum, onların bilgileri, kânet muhîtatan bihâdî cümlet. İşte bu cümlenin içerisindedir. Bu cümleyi kuşatan bir çerçevesi vardır. Ve en yesta'lû veya yesta'lemû da olabilir. Bir tafdîliha ve tertîbil kelam. Yani bu tercih edilmesi gereken yolu öğreniyorlar. Bunda ne diyelim, bir beceri kesbediyorlar. İşe hakimiyet sağlıyorlar. Yani sözün nasıl söyleneceğini biliyorlar. Fiha, ve tertibil kelami fiha ve tasnifil kutubi. İşte yani bu şeylerin hangi bağlamlarda düşünüleceği, aleyha. وَلَيْسَ الْغَرَضُ التَّعَلُّقُ بِالْعِبَارَاتِ وَالْاِشْتِغَالِ بِالْاَلْفَاظِ بِالْمُتَالَعَاتِ. Yani buradaki amaç sadece işte ibarelerle ilişkili olma veya lafızlarla uğraşma, işte tartışarak, mütalaa ederek, değerlendirerek. وَهِيَ الَّتِي نَتَعَرَّفُ بِهَا حُطْمَ الْحَدَثِ وَالْقِدَمِ. Yani burada öğrenmemiz gereken şey nedir? Hades ve dem kelimelerinin çerçevesini öğrenmek. Neyi ifade ediyor? Bunu da Hazreti Peygamber'in ashabı gayet iyi bir şekilde biliyordu. Ve gayru beyyene sıfateyhime. Burada sadece ve sadece niye açıklıyor? İki sıfatı. Liyekûne ala basiretin fi dini, yani dininde basiret olması için. Ve ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Peygamber'in arkadaşları, ehezû min zâlike bil hazzin evferi. Yani bunu son derece iyi biliyorlardı. Ve bunun zevkini en üst düzeyde almışlardı. Dellene ala zâlike, yani bu konuya delalet eden şey nedir? Methullahi celle zikruhu lehum. Yani Allah-u Teala'nın onları övmesidir. Ve ihbaruhu biha anhum. Onlardan bize haber vermesidir. Ve beşaratu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i bu cennet. Hazreti Peygamber'in cennetle müjdelemesidir. Ve len yübeşşir bihima biha illa men kâne min ehliha. Ki işte bu
buna ehil olanlardan yani ve işte arkadaşlarından bunu ne yapacak? Müjdeleyecek. Ve la yekun ehluha illel alimun el arifun bi dinil hakkil yani ki onun ehli de kimdir? Bu işin ehli bilenlerdir, ariflerdir. Yani hak dini bilen, arif olan kimselerdir. El mütedeyyinûne bihi. Bununla dine dair görüşlerini oluşturan, tedeyyün eden, dini bakış açılarını oluşturan kimselerdir. Vel müstebsirûne fihi ve basiretlerini derinleştirenlerdir. Fehâze beyyene delike işte bu şekilde bunu açıklıyor. Ennellezî zekerehu'l-mutallimu fil kitabi hakiyen anil munkiri aleyhil bahse vel keşfü ve'n-nazar. İşte bu bağlamı işte mütallim soru soran bu kitapta hikaye ediyor. İşte neyi işte bu araştırmayı, keşfetmeyi, düşünmeyi eleştiren kimse üzerinden. Muhticcen delil getiriyor bi enne ashabe Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem lem yedhulu eşya'a min hadihil medakil işte. Yani Hazreti Peygamber'in ashabı çok fazla konulara dalmıyordu şeklindeki bir iddia var. Galatın zahirun ki bu çok büyük bir hatadır. Lima beyyenne açıkladığımız üzere ennehum kânu memurîne bil fikri ve nazır. Kaldı ki Hazreti Peygamber'in ashabı da düşünmekle ve fikretmekle emrolunmuşlardı. Muti'ine fîmâ umirû bihi ve emredildikleri şeylerin şeye de uyuyorlardı onlar. İtaat ediyorlardı. Müstamilîne lehu ve bu düşünmeyi kullanıyorlardı. Akıllarını, fikirlerini kullanıyorlardı. Kema hutibna bihi. Nasıl ki biz bununla muhatap isek, onlar da muhataptılar. وَلَنْ يَسِعَنَا اِلَّا مَا وَسِعَهُمْ مِنْ اِسْتِعْمَالِ الْفِكْرِ وَالْبَحْثِ وَالنَّظَرِ. Dolayısıyla yani bizim için fikretmek, araştırmak, düşünmek neyse, bizim vüs'umuzda ise, bizim gücümüz dahilinde ise onların da öyleydi. وَامْتِثَالِ الْاَمْرِ الْوَارِدِ ف۪يهِ بِوَاجِبِهِ işte yani bu işte Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu inanmamız gereken, bilmemiz gereken şeye boyun eğme, itaat etmede yani onlar da sorumlu, biz de sorumluyuz şeklinde bir sonuca getiriyor. Ve illa eğer aksi olursa kulna mukassirine yani işimizi tamam yapmamış oluruz. Mezmumine zemmedilenlerden oluruz. Ve kâne hâulâ fîhî memduhîne. Yani halbuki övülenler kimlerdir? Düşünenlerdir. Vel emru fîmâ zekerehu'l mutaallimu kemâ zekerehu min vücûbi kerâheti kabûli mislâ'del kelâmi fîl men'i minel bahsi vel emri fîhî. Dolayısıyla burada öğrencinin zikrettiği şey nedir? Yani işte bu tarz bir sözü kabul etmekten hoşlanmamaktır. Kabul etmemektir. Nedir o? İşte araştırmayı falan men eden sözden uzak durmaktır. Keme zekere ennehu kad izdâde ummetuhu inde simâi hâdel kelâm. Ve yine aynı şekilde neyi ifade ediyor? Böyle bir sözü duyduğu zaman üzüntüsünün arttığını da ifade ettiği gibi. Ve hakeza sıfatul bahisul murtabi at-talibi lil-hakk. Dolayısıyla böylece araştıran yani şüpheyle başlar, tamam mı? Hakkı arayan bir kimse, bir takım şüpheler var, onları eleyerek gider. Onun özelliği ennehu la yeşgunuhu şâgilun an vusûli ilâ matlûbihi minel vâcibi aleyhi ta'rifuhu ve tenebbuhu vel emru fîmâ zekerehu minel misâli li hâcetihi ma'al munkir aleyhi fîhi.
Burada nasıl bir şey diyelim? Hani olsun yamak gibi bir var. Yani evet. Yani şöyle topluca söyleyecek olur isek yani hiçbir şey, tamam mı? Hakkı araştıran kimseyi zorunlu olan yoldan döndürmemesi gerekir. Yani ne kadar bu işin inkarcılar ona şey yapsalar da doğru bildiği yoldan dönmemesi gerekir şeklinde söyleyebiliriz. Temelde gerek. Bu zikrettiği şeydeki gibi. Nedir o? Enne racülen fî nehrin azîmin ketîril mey. Yani bu örneği veriyor biliyorsunuz. En alim ve mütealim suyu çok olan böyle ne diyelim, önünde durulamayacak kadar su akan bir büyük bir nehri düşünün. Onun kenarındaki bir adam. Kâde yâgribu, neredeyse boğulacak. Muntebeli cehlihi bil muhabbeti. Yüzmeyi bilmiyor. Bilmemesi itibariyle. Dolayısıyla bekliyor. Kale lehu kailun. Sonra diyor ki üfbüt mekâneke. Yerinden oynama. Ve la tat el muhadata. Sakın da dalma. İnnellezî eşer aleyhi bidâlike murîdun lihelâk. Yani aslında bunu işaret eden kimse onun yok olmasını istiyor. Vellezî eşer aleyhi bi talebil muhadati. Yani ne diyelim, dalmayı işaret eden kimse nasihun lehu, aslında onun nasihat edendir. Yani arkadaş, bunu öğreneceksin, öğrenmen gerekiyor. Ve öğrenmen gereken de sonuna kadar gideceksin. Lehu muşfikun aleyhi, ona şefkatlidir. Muridun linecati, onun kurtulmasını istiyoruz. Herkese sebilul maniye anil bahsi ve nazari vel keşfi an usulü ma yecibu an yetedeyyene bihi minet dinil hakkı. Yani bu yukarıda bahsedilen, işte bu nehir örneğinde ifade edildiği üzere düşünmekten, keşfetmekten, araştırmaktan alıkoyanların yolu da böyledir. Halbuki kişinin hak dini öğrenip ona göre bir dini anlayış geliştirmesi gerekirken bundan geri kalması o insanın helakine neden olur. Yani burada da bu helak yolunu gösteren şeyin ne olduğunu bu örnekten anlıyoruz. Ve ma yecibu aleyhi en yahtaride minhum min sübil batın. Ve batıla benzeyen, batından uzak kalmasını gerektiren şeylerde kişinin bilmesi gerekir. Fe innehu izâ lem yümeyyiz beynel hakkı vel batılı, şayet bir kimse hak ile ve batılı ayırt edemiyor ise, ne doğru ne yanlış bunu bilemiyor ise, lem ye'men el helâke zehâb ile batılı ve i'tikâdihi ve kabûlihi. Yani kişi işte batıla dalabilir, ona inanabilir, kabul edebilir ve dolayısıyla nasıl ehlak olduğundan da emin olamaz. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. O gider yanlışı doğru olarak kabul edebilir. Ve izâ behese ve nazar ve keşefe, şayet kişi araştırır, düşünür ve keşfeder ise, ve tebeyyene lehu tariyekul huda, o zaman ona doğruluğun, hidayetin yolu açılmış olur. Ayan beyan olur. Fe meseke bihi, onu tutar,
ona tutunur. Vettedaha lehu veçhur rida feçtenebe. Bu şekilde helak olmanın nasıl helak olunacağı bilgisi de ona açık olur ve dolayısıyla ondan da bu bilgisiyle ne yapar? Kaçınır. Ve herkese böylece zekeren alimu fi cevabi fakat. Yani alim cevabında şöyle diyor. Erake seni yani görüyorum ki absarta yani sen keşfetmişsin artık bazı uyuğu onların bazı kusurlarını eksiklerini görmüşsün ve hüccet aleyhim onlara karşı getirilecek delili biliyorsun. Fesaddakahu onu tasdik ediyor ve nasahahu ona nasihat ediyor ve erşedahu ve emettehu bis sebati ala ma hu aleyhi minel ikamete alel ba'thi ve temyizi. Ve onu irşad ediyor. Ondan sonra bu doğru olduğu yol üzere sabit kalmasını yani nedir işte araştırmadır eğriyi doğrudan ayırma yol eğriyi doğrudan ayırma iradesinde dirayetli durmadır. Burada sabit durması gerektiğini nasihat ediyor, öğüt veriyor, yol gösteriyor. Bu kerahettir. Yolda cehli ve taklid ve ilgisizlik ve taklide de rıza göstermemek gerektiğini. İlgisizliğe ve taklide rıza göstermeyeceksin. Daima araştıracaksın ve eğri doğruyu birbirinden ayırt edeceksin. Diyerek